Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Mana yana bir gün ilim meclislerimiz, amr maruf nahi münker meclisimiz devam ediyordu. Elhamdülillah mana mübarek aylarda, yani oylarning eng sayyidi bo'lgan Ramazon oyining arafasida, ya'ni Ramazon oyining yaqinlashib qolganmiz. Demakki bu oylarni g'animat bilishligimiz, demakki bu oylarda ibodatlarimizni yana ham ziyoda qilishligimiz va bu oylarda yana ham ko'p amallar qilib olishlikka shoshilishligimiz kerak. Alloh azza va jalla o'zining kitobida marhamat qilib aytadiki: أستعذ بالله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أيتين بلاديان كشلر بلن بالميديان كشلر برابر بلادم قرين الله عز وجل محمد عليه السلام يخطاب قلب محمد عليه السلام يا مخاطب بلويتك قل يا محمد عليه السلام أيتين بأمتك بأمت محمدك أيتين biladigan kimseler bilen, bilmeydigan kimseler beraber buladı mı? Yok. Bu yerdeki istifham, nefi manası kilepti ki, yani biladigan kimseler bilen, bilmeydigan kimseler ebeden beraber bulmaydı. Alimler bilen cahiller, cahiller de koyun, alimler bilen abidler beraber bulamaydı. Demek ki, biz biladigan kimselerden bulaylı ki, bizning bilishligimiz, bizning olim bo'lishligimiz, bizning faqih bo'lishligimiz Allohning huzurida bilmaydigan kimsalardan ko'ra bizning martabamiz yana ham yuksak bo'lyapti. Ha mana bunday martaba turganda, mana bunday bir fazilat turganda nega shoshilmaylikki? Demakki olimlarning fazilati, ulamolarning fazilati, faqihlarning fazilati sabit bo'lyapti. Demakki bu ummatning amirleri, bu ümmetinin yolbaşıları, onlarının ulamalarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerde etkendik. El-ulema'u varasatul enbiya. Ulamalar, peygamberlerinin mirasıdır. Demek ki ulamalarında ganimet biliştiğimiz gerek. Demek ki ulamalar, peygamberlerinin mirasıdır olsa, şu ulamadan bizim istifade biliştiğimiz gerek. Allah azze ve celle Taha surasında 14-ci ayette merhamet kılıp ayetledi ki Es-sa'z billah Kul Rabbi zidni ilmen Ayetim Rabbim ilmimi ziyade kıl. Karim Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'a Ey Muhammed Aleyhisselam siz Rabbinize dua kılın. Rabbinizden ilim sorayın. İlimge hamma muhtaç. Dip ilimnin faziletini bize haber veriyordu. Karim İndi Muhammed Aleyhisselam özünün Rabbisi'ge dua kılıp İlim talep kılıyken bosa, bizdek günahkar kimseler, bizdek aciz kimseler, nege ilim talep kılmıyız ki? Nege ilimini Allah'tan soramıyız ki? Demek ki Muhammed Aleyhisselam Rabbisi'ye dua kılıp, Rabbi zidni ilmen deyken bosa, eğer bir günde ummet deyken bosa, biz bunu yüzlerce, belki binlerce etçiliğimiz gerek. Dua kılıçlığımız gerek. Demek, ilimnin fazileti. Allah Azze ve Celle başka bir ayette de merhamet kılıp ayetledi ki Es-sa'z billah Yerfe'illahu lezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. Allah Teala sizlerin içlerinizden iman keltirgen kimselerini ve ilim verilgen kimselerini derecelerine kötaradı diyordu. Demek iman keltirgen bosek ve ulul ilim, ilim egesi bosek, bizi ilim verilgen ulamalardan bosek Allah Azze ve Celle bizden derecemizde derecat,
darajatlarga ko'taradi. Qarang, darajat kalimasi jami muannasda kelib, jam bo'lib kelyapti. Shunchalik bir darajalarga ko'taradiki, u darajalarga islomda boshqa odamlar yeta olmaydi. Qarang. Demakki, ilmning fazilatini bilaylik. Umar radhiyallohu anhu aytadiki, agar kimda kim kufrni nimaligini, shirkni nimaligini bilmasa, aniq kufrga va shirkka tushadi deydi. Nimaga? Shirkni tanimasa, küfürde tanımasa, bilmese, doğru kese şunu kılıp kete aradı. Şunun gibi, ulamalar ayırtadı ki, kim ki ilim ve faziletini bilmese, ulamaların faziletini bilmese, özünün kadrını bilmezdi. İlim ve kadrını bilmezdi. Demek ki insan, özünün hizmetini, özünün kılıyotken mihnatını, faziletini bilinçliği gerek. Ve bana bunda, Allah Azze ve Celle ayırtken, ulul ilimlerden buluştuk ki hareket kılıçliği gerek. Ve yine Fatih Suresi'nde Allah Azze ve Celle merhamet kılıp ayırtadı ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Elbette Allah Teala'dan kullarının içinde ulamalar korkadı diyordu. Bütün insanlar Allah Teala'dan korkadı. Kim ayırtadı ben korkmayayım ben? Bana bu kafirler, bana bu fasıklar dünyada etmeyken buluşturuyor mümkün. Lakin kıyamette göresiz ki kar bulup korkganıdan hiçbir gap gapirolmayan holatda topasiz. Bütün insanlar Allah'ın huzurunda titrab turadi. Lekin bu oyatda nima deyapti? Faqatgina qullarining ichidan ulamolar qo'rqadi deyapti. Mana bu yerda ta'kidlar bo'lyapti. Demak, ulamolar bizning ichimizda eng Allohdan qo'rquvchi bo'lgan odamlar ekan. Ulamolar bizning ichimizda eng sunnatni ihyo qilayotgan, eng insonlarga amr ma'ruf nahy munkar qilayotgan odamlar ular ulamolar ekan qarang. Hilal ibn Ali aytadiki, talabul ilmi shadidun. İlim talab qilishlik qattiqdir. İlim talab qilishlik oson emas. Ba'zi insonlarga aytdim, biroz yosh o'tib qolgan odamga kelib bir oyatni o'qib tarjima qilsangiz yoki sarf nahv aqida fiqh tushuntirsangiz, aytadiki, men shuni o'rniga 50 kilo yuk ko'tarsam menga oson edi deydi. Rostdan, ali boshiga kirmaydi. Qiylanadi. Muhammad aleyhisselam qarang vahiy nozil bo'lganda, birinchi vahiy nozil bo'lganda Jibril aleyhisselam kelib u kishining mahkam siqib qattiq siqdiki, keyin Alloh azza va jallani oyatlarini, ya'ni iqro bismi robbikallazi xalaq. Mana bu oyatlarni o'qidi. Oson bo'lmadi. Qarang, Hilol ibn Ala radhiyallohu anhu nima deyapti? Talabul ilmi shadidun. Ilm talab qilishlik qattiqdir. Vahifuhu ashaddu min talabi. Va uni saqlab qolishlik, ilmni saqlab qolishlik, uni talab qilishlikdan ham ashaddir deydi. Undan ham qattiqroqdir. Dunyoda ko'ramizki, qancha-qancha kitoblar o'qigan, qancha-qancha madrasa o'qigan odamlarni ko'ramiz. Lekin so'rasangiz hech narsa qolmaydi. Qur'onni bitirgan, hattoki 10 ta qiroatni bitirgan odamlarni ko'ramiz. Lekin qaraymizki, agar so'rasak, aytib bera olmaydi. Demak, ilm talab qilishlik qattiq bo'lsa, endi uni hifz qilishlik, saqlab qolishlik undan ham qattiqdir. Va yana davomida aytadiki, "Wal amalu bihi ashaddu min hifzihi." Va ilmga amal qilishlik uni saqlab qolishdan ham qattiqroqdir. Qarang, demakki ilmga amal qilishlik uni yodlashlik va uni saqlab qolishlikdan undan ham qattiqroqdir. Va salomatu minhu ashaddu min al-amali. Va endi mana shu amalda, mana shu ilmda salomat bo'lishlik endi uning amalidan ham qattiqroqdir. Endi siz ilmlisiz va ilmingizni yodlagansiz, saqlab qo'ygansiz va ilmingizga amal qilyapsiz, endi salomat qolasizmi? Qalbingizga kibr kelib qolmaydimi? Men shu yerdagi eng olimman va eng ko'p amal qilganman deb qalbingizga kibr kelib qolsa, unda bu ilmdan foyda yo'q. Siz unda bu ilmingiz bilan kibrlanayotgan bo'lasiz, qarang. Demakki, ilmga amal qilishlikdan ham ko'ra, bu ilmda salomat qolishlik undan ham qiyindir. Va oxirida aytadiki, Hilol ibn Ala, Allohumma alhimna rushdana bini. Allohumma alhimna rushdana bimannika va karomik. Ey Allohim, o'zingning rushding bilan to'g'ri yo'lga boshlashliging va minnating va karoming bilan bizni ilhom qilgin. Bizga oson qilgin.
An Muaviyata radiyallahu anhu kal, kala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fiddi muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim rivayetine hadiste Muaviye ibn Abu Sufyan radiyallahu anhu'dan rivayet kılınlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etti ki Man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fiddin. Kim ki Allah da Allah onge yakşilikini kahregen bosa dinde onu faqih kıladı dedi. Demek ki Allah Azze ve Celle bizge yakşilikini rava görgen bosa bizni dinde faqihlerden, fukuhalardan kıladı. Bana bu hadis bilen fiqh ilminin, bana bu hadis bilen fukuhalarının fazileti sabır kılıyor. Karay. Bazı insanlar etedik ki fiqh kendime ihtiyacımız var. Bizi Kur'an ve hadis etedik ki. Asohtan başı Kur'an ve hadisten alınmayan mı fiqh? Karay bana Man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fiddin deyaptı Rasulullah. Kim ki Allah onge yakşilikini havlayan bu ise dinde ularını faqih kıladı. Demek bu dünyada eğer biz fakihlerde görsek fakihlerde ettiğimiz ki Allah Azze ve Celle bunlarla yakşilik nirada kıyan kimseler deyip ana gayet olamaz. Çünkü delil var. Biz alimlerge, biz muhaddislerge, biz müfassirlerge ayet olmuyor muyuz? Bunlarla Allah-u Teala yakşilikini havlayan deyip ayet olmuyor muyuz? Demek ki delilimiz yok. Lekin fakihlerge biz ayet olamaz ki meneşe kişilerge Allah-u Teala yakşilikini havlayan. Wa sahli bin Sa'd radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala li Ali radiyallahu anhu fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humrun na'am. Sahli bin Sa'd radiyallahu anhu da rivayet qilindi. Albatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aytdiki Allohga qasamki seni sebebinden Allah Azze ve Celle bir kişinin hidayet kılıçdığı senge kızıl tüyalardan hem senge yakşıraktır dedi. Seni sebebinden bir kişinin Allah da Allah hidayet kılıçdığı senin için kızıl tüyalardan hem avzaldır. Demek bizim sebebimizden insanlar hidayetlenmiştir. Bu degeni hidayette biz birimiz degenimiz. Muhammed Aleyhisselam hidayet görmez. Allah Azze ve Celle ayette dedi ki Muhammed Aleyhisselam siz hidayeti görücüymezsiniz. Harin amakisi Abu Talib, Rasulullah'ın amakisi. Rasulullah'a Abdülmuttalib'den kekin kafi bugün en abzal amakilerden biriydi. Rasulullah'a kança yardımda buldu. Mekke'den, Mekke müşriklerden himaye kıldı. Meneşe adam vefat kılıyken de kelime etti ki, ey amaki, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah'ın ayetin, kıyamet günü Allah'ın izniyle size şefaat kılaman. Dövdü yanında Abu Cahil. Ve yine baştan müşrikler durdu dedi ki, iyi Abu Talib, sen Abdülmuttalib'in dininden kaydetsen mi? Abdülmuttalib'in milletinden kaydetsen mi? Deyip, ular küfürge, şirke çakırıyattı Muhammed Aleyhisselam, tevhidke çakırıyattı. Eğer Muhammed Aleyhisselam hidayet verilirken de o şube uşuptu, ama ki Abu Talib'in hidayet verip uyarı. Bizim zamanımızda bazı adamlar, Muhammed Aleyhisselam, o kişi hadi bugün, hidayet kılıcı bugün, hamdası hidayet kılarar dedi, yok, hidayet fakat Allah'tan. Nima dedi oxir Abu Talib? Abu Talib aytdiki, Abu Talib Abdulmuttolibning millatida deb kufr holatda o'ldi. To'g'ri, Muhammad alayhisolamning duosini sababidan jahannamdagi eng yengil azobni Abu Talib tortadi. Lekin uning azobini bilasizmi? Uning azobi shu oyog'iga cho'g'dan bo'lgan, o'tdan bo'lgan oyoq kiyimlar kiydiriladi, shuning haroratida boshi qaynaydigan darajadagi azob eng yengil azob. Shuni Abu Talib tortadi. Nimaga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Lekin biz qo'limizdan kelganicha qo'limizdan kelgancha da'vat qilaylik. Ajaymaski o'sha sizning bir oyat bilan da'vat qilayotganligingizdan ana shu zolim zulmidan to'xtasa, ana shu fosiq fisqidan to'xtasa. Agar ana shu odam sizning da'vatingiz bilan ana shu munkaridan, ana shu ishidan qaytgan bo'lsa, xursand bo'ling, sizga eng katta ne'mat. Qumurun na'am, tuyalarning eng qizillaridan ko'ra sizga yaxshiroq dedi. Bu yerda nimaga tuyalarni va tuyalarning qizillarini zikr qilyapti? Chunki tuyalarning ichida ham eng afzallaridan, eng yaxshi tuyalar deb qizil tuyalar hisoblanadi. Ya'ni bu yerda taksir uchun, mubolag'a uchun kelyaptiki, butun narsadan sizning sababingiz bilan bir insonni hidoyat topishligi siz uchun qanchalik fazilat? Va Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu ma qol. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري إمام بخاري وزارنين صحيح بخاري درواتيا Abdullah ibn Amr ibn As'tan rivayet edilen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytti ki: "Ballighu anni walau ayatan." Menden bir ayet bo'lsa ham yetkizinglar dedi. Qarang. Bir ayet. Bir ayetni bilasizmi? Masalan, "Qul huvallohu ahad." Ay, Alloh birdir. Shuni bilasizmi? Mushriklar yoki kofirlar oldiga borib shuni da'vat qiling. Bir ayet bo'lsa ham da'vat qiling. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi ki: "Ballighu anni walau ayatan." Mendan bir oyat bo'lsa ham tabliğ qilinglar. Mendan bir oyat bo'lsa ham yetkizinglar. Wa hadithu an bani Isroila wa la haraja. Wa bani Isroillarni rivoyat qilaringlar. Isroilni rivoyatlarni rivoyat qilaringlar wa la haraja, hech qanday haraj yo'q dedi. Endi ulamolar bu Isroilni rivoyatga hammasini ham yaxshi, hammasi ham to'g'ri sahih deb aytishmaydi va hammasi ham Isroilni botil rivoyatdan deb aytadi. Bana Muhammed Aleyhisselam aytadi ki hadithu an bani İsrail. Bu İsrail'i rivayet bani İsrail'den ki gen. Hususen peygamberler doğrusu da ya ki o şu aldığın götken avliyalar doğrusu da ki rivayetler var. Doğru. Ekserleri yani sahihmez. Ekserleri mavzu. Lekin ulan içinde sahih rivayetler var. Hiç kendi haracı yok. Bunda ayet olinler. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَكِمِكِ مِنْكَ يَلْغَانَ قَسْتَنْ نِسْبَتْ بِرْيَنْ بُسَى جَهَنَّمْدَنْ اُتْرَدِيَنْ يَرَنْ تَيَّرْ لَا قُيْسِنْ dedi karay. Demek ki Muhammed Aleyhisselam aitmeyen yaptı aitti dese ya ki aitken yaptı aitmedi dese cehennemde oturadığın yerine tayyar la koysun. İhtiyat buluşmak gerek. Bir masalana bir hadis işseyiz darhol yo'q, bunaqa hadis yo'q. Yoki bir hadisni aytib turib, bu bor, ya'ni tahqiq bilan, ilm bilan bo'lsa bo'ladi. Lekin ilmsizlik bilan, jaholat bilan o'zini nafsiga ishonib, o'zini nafsiga moyil bo'lib, Rasulullohning bir hadisini yolg'onga chiqarishlik yoki aytmagan gapni aytishligi jahannamdagi yerini o'zi tayyorlab qo'yadi. Ya'ni u jahannamga kiradi bu inson. Ulamolar aytadiki, hadis olamida mutawatirlik darajasida eng tavatur bo'lgan hadis mana shu hadis deyish. Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Ya'ni mutawatir hadis hadis olamidagi eng kuchli hadis. Hech qanaqa zaif bo'lishligi, hattoki hasan bo'lishligi mumkin emas. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Abu Hurayra radhiyallahu anhu da rivoyat qilindi. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdiki, agar odam bolasi vafot qilsa, agar odam bolasi o'lsa, inqata'a amaluhu, uning amallari kesiladi. Demak, siz vafot qilishingiz bilan, siz o'lishingiz bilan sizning amallaringiz yopilyapti. Sizning amal daftarlaringiz, sizga mas'ul bo'lgan farishtalar sizning amallaringizni yozishlikdan to'xtayapti. Illa, lekin min salati 3'te narsada sizin amallarınızı toktamayın. 3'te amal var ki, agarçe siz vafat kısaysam, sizde amallarınızı toktamayın. Sizde amallarınızı zahmet olandı. Kıyamet günü, parasız ki dünyada 100'te, yok ki 200'te salih amal kıyarken siz. Yani takriben aysa. Lekin, parasız ki 1000'te, 2000'te, 3000'te. Ya Rabbi, ben dünyada bunlarda kıma gelmedim o deseyiz. Sen falan falan amallar kıyarken yok. Sen vafat kıldın, lakin o iş amaldan kıyamet geçe ümmet istifada kıldı. Sen amallarına yazılıp durdu diye yaparın. Demek, cüdeye muhim amallar eken. Bunun etibar veremeyin ki. Kaysa amallar eken. Muhammed Aleyhisselam davet etti ki, sadakatin cariyetin. Sadakayı cariyetin. Cari bulunca sadaka. Devam edince sadaka. Allah'ın yolunda bir maçit kurin. Ve ümmetin hizmetine koyayım sadakaya cariye. Kıyamet gücü kim ki anlaşıp masjidge girip bir rekat namaz okusa ya ki bir Kur'an tilavat kıyam olsa o şu agen sevaptan hiç kan dekem eğmesin sizi daftarlarız gelsin. Karayın. Ya ki bir mumurlarına aziyetini ketkisayız. Bir yerden köprü kurberken olsayız. Ya ki bir yerden
bazı ularga zarar beradigan narsalarni olib tashlagan bo'lsangiz, shu yerdan mo'minlar istifoda qilayotgan bo'lsa, qiyomatgacha o'sha istifoda qilgan mo'minlarning savoblari sizga kelib turadi. Qarang. Agar madrasalarga yordam bersangiz, madrasada kim bir qari o'rgangan bo'lsa, qarang, bir qari o'rgangan odam 10 ta savob hosil qilyapti. 10 ta. Endi Qur'onni yodlagan bo'lsa shu madrasada, u odamning savobi qancha? Mana shu savobdan hech qanday kamaymasa sizga ham kelib turadi. Agar siz mana shu madrasalarga yordamda bo'layotgan bo'lsangiz. Ya'ni bu ham sadaqa ijoriya. Yoki masalan misol qilsak, mana shu qo'limizdagi kitob Riyodus Solihin al-Imam Abi Zakariya Yahya ibn Sharof an-Navaviy rahimahulloh. Mana shu kitobni Imom Navaviy rahimahulloh sadaqa ijoriya qildi. Nimaga? Mana ummat istifoda qilyapti. Xususan mana biz istifoda qilyapmiz. Hozir mana shu hadislarni o'qiyapmiz. Men qanchalik savob hosil qilayotgan bo'lsam, sizlar qanchalik savob hosil qilayotgan bo'lsangizlar, hech qanday kamaymasdan Imom Navaviyning daftarlariga yozilgan. Fazilatni qarang. Demakki, sadaqa-i joriya qilishligimiz kerak. Imom Navaviy rahimahulloh o'zi 35 yoki 36 yoshga yashagan bo'lsa ham, 500 dan ko'p kitob yozgan. 500 tadan. Ulamolar Imom Navaviyning kitoblarini hayotiga taqqoslab chiqsa, bu kishi choy ichganmikin? Bu kishi uxlaganmikin? Bu kishi oilasi bilan birga bo'lganmikin degan xayollarga kelishadi. Qarang, 500 ta kitob. Yana ba'zi kitoblari mujallad, jild-jild bo'lgan. Xususan Sahih Muslimga sharh yozgan. Qanchadan qancha kitoblar yozgan. Ikkinchisi aw ilmin yuntafa'u bihi yoki u bilan manfaatlanadigan ilm. Agar siz olim bo'lsangiz, agar siz faqih fuqaho bo'lsangiz va ummatga ilm tarqatgan bo'lsangiz, ummat mana shu ilmni davom ettirayotgan bo'lsa, qiyomatgacha mana shu ilmning foydasi sizga kelib turadi. Demakki, mana shu o'qiyotgan hadislarimizdan hosil bo'lgan savobdan Shayx Abdulloh Buxoriy rahimahullohning amallariga yozilgan. Nimaga? Mana shunday ilmni mana ummatga qoldirdi. Biz qancha o'qidik shu kishining oldida? Ozmi ko'pmi o'qidik? Lekin shu o'qigan ilmimizdan qancha bir manfaat hosil qilayotgan bo'lsak, qancha bir ilm, qancha bir amal hosil qilayotgan bo'lsak, shu kishining amallariga yozilyapti. Qarang, qanday bir fazilat. 6 oy, 7 oy oldin mana shu meni o'rnimdan turib da'vat qilyapti bizga. Bizga amr ma'ruf, nahy munkar qilyapti u. Bizga haromni, halolni o'rgatyapti u. Demakki, bu kishi sadaqa ijoriya qilib ketdi. Ya'ni u bilan manfaatlanadigan ilm tashlab ketdi biz ichimizga. Demakki, ilmning fazilatini bilaylik. Agar biz shu ilm o'rganib, agar biz ham o'rgatgan bo'lsak, ertaga biz ham vafot qilgan bo'lsak, biz ham o'lgan bo'lsak, bizning amalimizga ham yozib turadi. O'sha talabalarimizning, o'sha talabalarimizning talabalari qanchalik bir savob ish qilayotgan bo'lsa, ularning amalidan hech nuqson emasdan sizning amalingizga yozilib turadi. Mana bunday tijoratni, mana bunday bir barokatni qayerda ko'rdingiz? Qarang. Avvalo din solihin yad'u lahu. Uchinchisi aytadiki, yoki unga duo qiladigan solih bir farzand deyapti. Mana bu yerdan farzandimizni solih shaklda tarbiyalashlikning fazilati kelib chiqyapti. Demak, agar bizning farzandimiz solih bo'lsa, bizdan kelgan bizning haqqimizga duo qilayotgan bo'lsa, demakki bizning amallarimizga yozilib turadi ekan. Demakki farzandlarimizni Qur'on va hadisga ko'ra tarbiyalaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Allim musabiyya solata ibnu sab'in va dribuha alayha ibnu ashrin." Bolalaringizga namozni 7 yoshligida o'rgatinglar, agar namoz qilmasa 10 yoshida uni o'ringlar dedi. O'zi aslida 7 yoshlik bolaga namoz farz emas. 7 yoshlik bola balog'atga yetgan bo'lmaydi. Aksarlar. Lekin Rasululloh yoshligidan o'rgatinglar deyapti. Nimaga? Inson yoshligidan kirishsa mana amalga yana ham mustahkam bo'ladi. Bizda bir gap bor-ku, yoshlikda olingan ilm toshga yozilgandek, qarilikda olingan ilm kesakka yozilgandek degan gap bor. Mana shunday nimalar mana bunday hadislarning mistoqi bo'lib chiqadi. Yoshlikdan qilgan amalingiz mustahkam bo'ladi. Demak, bolalarimizni yoshlikdan Qur'on hadis o'rgatsak, halol haromni o'rgatgan bo'lsak, ular solih bir farzand bo'lgan bo'lsa, qiyomatgacha o'sha solih amal farzandimiz solih amal qilib bizga duo qilyaptimi? Bizga kelib turadi. Qarang. Lekin ba'zi otalarni, ba'zi onalarni ko'ramizki,
o'g'lini yoki qizini mana shu din yo'lida yurishligiga qarshi bo'lyapti. Qarang. Mana shu din yo'lida xizmat qilishligiga, din yo'lida jonini berishlikka qarshi bo'lyapti. Shunday ota-onalarga aytamizki, mana bunday bir solih bir farzandingiz bor ekan, xursand bo'lmaysizmi? Sizning haqqingizga duo qiladigan, haqda turgan bir farzandingiz bor ekan, xursand qilib unga yana ham farzandim bu yo'lda davom et. Deb aytmaysizmi? Demakki, mana bu amallarni o'zimizda mujassam qilaylik. Mana shu amallarni o'zimizda jamlaylikki, qiyomatgacha ham bizning amallarimiz amal daftarlarimiz yozilib tursin. Qiyomat kuni qul amallari bilan jannatga kira olmaydi. Shuni ham bilaylik. Ya'ni biz amallarimiz yozilgan bo'lsa, amallarimiz bilan jannatga kiramiz degan fikr ham kelmasin. Robbimizning rahmati bilan kiramiz. Robbimiz marhamat qiladi, keyin jannatiga qo'yadi. Lekin har kim miyassar bo'lganicha harakat qilishi kerak. Va anhu radhiyallohu anhu qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman." Rawahu Tirmizi va qala hadithun hasan. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilindi. Qarang, bu voqeani ko'p aytib beraman darslarda, nimaga? Chunki biz uchun eng o'rnak bo'ladigan zotlar payg'ambarlar, to'g'rimi? Alloh azza va jalla oyatda aytadiki, haqiqatan Allohning rasulida sizlarga go'zal o'rnak bor deydi. Va biz o'rnak oladigan odamlar sahobalar. Qarang, Abu Hurayra radhiyallohu anhu, ya'ni Rasulullohning huzurida oz muddat qolishligiga qaramasdan qancha ilm hosil qildi. Demakki, ilmni olishlikda illo 5 yil o'qish kerak ekan degani emas ekan. Ilm o'qishlikda illo 6 yillik, 7 yillik universitetlarda, madrasalarda bitirish kerak ekan degani emas ekan. Bo'lmasa Abu Hurayra Rasulullohning huzurida 3 yil qolgan bo'lsa va hadis rivoyat qilishlikda eng ko'p hadis rivoyat qilgan bo'lgan odamlardan bo'lsa, demakki vaqtimiz oz bo'lgan bilan ko'proq ilm harakat qilishimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptiki, Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim, aytadiki: "Ad-dunya mal'unatun, dunyo mal'undur, mal'unun ma fiha va uning ichidagi narsalar mal'undur, la'natlangandir, illa zikrullohi ta'ala va ma walahu." Illa Allohning zikri va Allohning zikriga olib boradigan narsalar bu la'natdan xorijdir, la'natdan mustasnodir deyapti. Qarang. Mana shu dunyo Alloh azza va jalla la'natlagan dunyo. Mana shu dunyo Allohning huzurida hech bir pashshaning qanotiga arzimaydigan bir dunyo. Lekin bu dunyoda Allohning zikri mustasno, Allohning zikriga olib boradigan narsalar ilm, Qur'on, hadis, da'vat, hijrat, jihod, mana bu amallar bu mal'un, la'natlangan amal emas, balki maqtalgan amallardan. Qarang, bu kishilar bunday qilgan kishilar Qur'on va hadisda maqtalgan, Alloh taolo ularga yaxshilikni iroda qilgan odamlar. Va yana davomida aytadiki, va aliman aw muta'alliman, olim va muta'allim bu ham mal'unlikdan mustasnodir, la'natdan mustasnodir deyapti. Qarang, demakki dunyoda biz olim bo'lishligimiz yoki muta'allim, ya'ni ilm talab qiluvchi bo'lishligimiz kerak. Va Anas radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Lan yashba'al mu'minu min khayrin hatta yakuna muntahahu al-janna." Rawahu Tirmizi. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam aytdiki: "Lan yashba'al mu'minu min khayrin." Mu'min yaxshilikdan hech qachon to'ymaydi. Hatto yakuna muntahahu al-janna, hattoyinki uning muntahasi, hattoyinki uning nihoyasi jannat bo'lmagungacha mu'min kishi xoyirdan to'ymaydi deyapti. Qarang. Va buni Rasululloh ta'kidi nafi istiqbol sig'asi bilan keltirib aytayaptiki: "Lan yashba'ul mu'min." Mu'min hech qachon to'ymaydi. Bir odam aytmaydiki, bugun 10 ta odamga sadaqa qildim, bu menga yetarli deya olmaydi. To'ymaydi hech qachon. 10 ta, 100 ta odamga sadaqa qilishligi yoki bugun 20 ta odamga dars berdim, yetarli menga deya olmaydi. Mu'min hech qachon yaxshilikka to'ymaydi. Doim chanqoq bo'ladi. Qaysi bir amaliki mana shu amalni qilgan bo'lsa, bu amal
Hayır amel, bu amel Allah'ın razı kıladığı amel dese, bana şu amelge mumun toymayın. Kaçan? Hatta inki nihayesi cennet bugün geçe. Hatta inki o cennetke kirib bugün geçe, hiç kaçan yakışlıkke toymayın. Abu Bakr Sıddık radiyallahu anhu. Peygamberlerden kegin insanların en abzalı bugün zat aytadı ki, eğer derdi cennette bir ayağım kirgen bulsa, ikinci ayağım hali cennetke kirmegen bulsa, Rabbim'nin makriden korkamam deydi. Rabbim menge makir kılıp, şu cennette beni çıkarıp uğraştığından korkamam deydi. Bu mesela cennet bile başa uğradığından sahabe. Bir ayağı cennette, yani iki ayağı deme yaptı çünkü iki ayağı bugün adam cennetke kirdi de geldi. Cennetke kirgen adam cennetten çıkmaydı. Demek bana bunda kişiler, Allah'ın makriden korkan bulsa, biz neye korkmayalım ki? Hatta inki muntahamız, nihayemiz cennet geçe, cennetke kirma gün geçe biz yakşilikke duymazdikimiz gerek. İnsanlarga yakşilikke örgüt etken, insanlarga amr marif rahim ülker kıl etken, ularga Kur'an ve hadisten çöldür etken insanlarga salavatlar ekledi. Allah'a dua kıladı ki, ey Allah'ım, şunların günahını geçirgin. Bunlar insanlarga hayırını örgüt yaptı diye. Demek ki ilim hasıl kılıp alimlerden buluşuyoruz ki. Ve Nebi Darda radıyallahu anhu kal, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, Men zalaka tariqan yabtagi fihi ilme, sahhalallahu lehu tariqan ilel cenne. Abu Darda radıyallahu anhu da rivayet kılındı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etti ki, Men zalaka tariqan yabtagi fihi ilme. Kim ki bir yolga yürse ve anaşı yolu da ilim talep diyen bulsa sahhalallahu lehu tariqa ilel cennet onun yolunu Allah-u Teala cennetke asan kılıp uyanır. Kim ki bir ilim yoluge kirgen bulsa ve fakat kine Allah'ın razılığı buyan bulsa Allah Azze ve Celle bunun yolunu cennet yoluge asan kılıp uyanır. Cennetli yolunu bu kişiye bu kişiye asan kılıp uyanır. Cennet yolu asan mı burada mı? Allah Azze ve Celle dedi ki Estaizu billah أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم sizlerden aldığınız ümmetlerin başına gelen narsalar sizlerin başınıza gelmezsen cennete girişlikni oson deb o'yladingiz mi deydi. Oyatda qarang. Cennet yo'li oson emas. Alloh taolo jannatni yaratgandan keyin uni makorihlar bilan insonning nafsiga yoqmaydigan narsalarni o'rab qo'ygandan keyin Jibril alayhisalom aytdi: "Ya Robbi, bu kullaringdan hiçbir cennetki kira olmaydı bu makarihlerden. De bana bunda bir tahdidler var. Cennetki yolu asanmaz. Lekin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asan yolunu gösterdi bize. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetken ki Yessiru ve la tuassiru, başsiru ve la tunefkiru diye. Asan kı verinler, kıyillaştırmayınlar, başa orad verinler, nefretlendirmayınlar diye. Muhammed aleyhisselam ümmetke asan yolu gösterdi. Cennet yolu kıyın, lekin kim ki bana bu yolu yürürse Allah Azze ve Celle'ye cennet yolunu asan koyadı diye. Demek ulamalar, peygamberlerin mirasları ümmetke asanlık kılıp verişlik gerek. Ümmetini kıyınıp, illa şu buladı, maşını kılasın. Doğru, eğer şariyette onu kılıçlık caiz bulmayan olsa, kılmaydı. Lekin ümmetke asan kılıçlık yolları olsa, asan kılıp verişlik gerek. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَأَلْبَتَّ مَلَائِكَةَ قَنَاتَلَرِنِي إِلْمِ طَالِبِنِي أَسْتِيَ قُوَيَدِلَر رِضًا بِمَا يَصْنَعُ ular qilayotgan narsadan rozi bo'lgan holatda. Demak, malaikalar sizni qilayotgan bu ishingizdan, sizni bu o'qiyotgan Qur'oningizdan, sizni bu o'rganayotgan ilmingizdan rozi bo'lib, qanotlarini sizning oyog'ingizning ostiga to'shayapti. Qanday bir fazilat? Kim ayta oladı bu dinde başka kimge şimdi bir fazilet var? Kaysi bir insanga fazilet var ki o adam daim farişlerinin kanatı yürüyordu deyip kim ayta oladı? Yok. Fakat yine ilmi talip, fakat yine talibi ilim farişlerinin kanatı da yürüyordu. Yerde yürümeydi. Bakın Allah Azze ve Celle onge derecanı verip koydu. Hazırlattı. Eğer meneş yolu da istikamat kıyken olsa ulamalardan buladı ve bütün derseler bunlar senin günahını keçirişlik için, bu zatın günahını keçirişlik için dua kılar. وَاِنَّ الْعَالِمَا لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى حِيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوْكَبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
Va Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadislarining davomida aytdiki, va albatta olimga osmonlardagi va yerdagi narsa, hattoki dengizdagi baliq unga gunohlari kechirilishiga istig'for aytadi va olimning obidga fazilati xuddiki oyni qolgan yulduzlarga nisbatan. Bitta oy, Badr kechasi, ya'ni to'r oy to'lingan kechasi kundagi munavvar oyning nurini nechta yulduz bera oladi? 10 ta, 20 ta, 100 ta yulduz bera oladimi? Yo'q. Bera olmaydi u munavvar. Demak, olimning qilayotgan ishini, olimning mana bunday o'kishini fazilati obidga nisbatan mana bunday ekan, qarang. Va albatta ulamolar payg'ambarlarning merosxo'ridir. Va innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Va innam va innama warrathul ilma. Faman akhadha akhadha bihadhi wa wafirin. Rawahu Abu Dawud va Tirmizi. Va hadisda davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytki, albatta payg'ambarlar ular na bir dinor va na bir dirham meros qoldirdilar. Albatta ular ilmni meros qilib qoldirdilar. Qarang, Muhammad alayhisalomning merosi turibdi. Kim merosini olsa, Rasulullohga kim merosxo'r bo'lishlikni istayotgan bo'lsa mana, Muhammad alayhisalomning merosi ilm. Faman akhadha akhadha bihadhin wafiri. Kimki bu meros olgan bo'lsa, mukammal hissasini, mukammal nasibasini olib ketyapti, qarang. Bir kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu amr ma'ruf nahy munkar qilyapti, dars berayotgandi. Shunda boshqa yerda sahobalar ko'rib qolib, borib, "Ey sahobalar, Rasulullohning merosi taqsim qilinyapti. Qani ketdik?" dedi. Hammasi kelishdi, yugurib, "Rasulullohdan meros qolgan bo'lsa, shuni taqsimlab biz ham olaylik." Keldi, qarasa dars bo'lyapti. Abu Hurayra Rasulullohning merosi qani? Abu Hurayra aytdiki, "Va innal anbiya'i lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma." Albatta payg'ambarlar na bir dinar va na bir dirham meros qilib qoldirdi. Payg'ambarlar ilmni meros qilib qoldirdi. Kimki uni merosni olgan bo'lsa, o'zining hissasini to'ldirib oldi dedi, qarang. Demakki, hammamiz xohlaymiz. Kim xohlamaydi Rasulullohga merosxo'r bo'lishini? Kim xohlamaydi? Hammamiz xohlaymiz. Demakki, mana shu merosni qo'lda hosil qilishimiz, mana shu merosning sohibi bo'lishligimizga harakat qilishimiz kerak. Agarchi insonlar bizga qarshi bo'lsa, qanchalik biz o'tgan darsimizda boshqa ustozlarimiz aytdi, qanchalik biz mana shu dinga eng go'zal shaklda amal qilayotgan bo'lsak, bizga imtihonlar keladi. Haqiqatan shunday. Agar siz mana shu ilm yo'lini mahkam ushlang, o'zingizni otangiz aytadiki, "Yo'q, men seni olib ketaman, bu yerda qolmaysan" deydi. Mana shu yo'lda mahkam ushlang, onangiz aytadiki, "Yo, sen qanday yo'llarga kirib ketding?" Ilm yo'li, meros yo'li qanday yo'l bo'lsin? Har xil fitnalar bo'laradi. Demakki, yuqorida aytganimiz, Hilol ibn Ala aytganidek, "Wal amalu bihi ashaddu min hifzihi." Ilmga amal qilishlik uni saqlashlikdan ham qattiqroqdir. Demakki, mahkam bo'laylik. Demakki, ilmning fazilatini bilaylik, amal qilaylik va har birimiz ummatning imomlari, har birimiz ummatning ulamolari deb bo'laylik. Ummatning ulamolariga ehtiyoji yo'q. Ummatning raislari ulamolar bo'lmasa, ummatning imomlari ulamolar bo'lmasa, ummatning raislari johillar bo'lib qolyapti. Ummat o'ziga eng johil odamni o'ziga rais qilib olyapti, o'sha rais o'zi ham adashyapti, jamoatni ham adashtiryapti. Alloh azza va jalla hammamizga mana bunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga merosxo'r bo'lishini hammamizga nasib qilsin va haqiqiy olimlardan, haqiqiy ulamolardan bo'lishini hammamizga nasib qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.